Evet, zili çalmayalım. Gerçi ada evde yok ama alışkanlıkları sürdürmek lazım. Irmak. Uraz, ne haber abi ya? İyi abi, senden ne haber? Merhaba. İyi, ne olsun, komşularla da denk geldik. Evet. Bu kim? Evet, yeni ailemize yeni katıldı. Görüşmek üzere. Irmak, gelsin oğlum. Ne haber abi, nasılsın? İyi abi, sen? İyi, ne olsun, Melis de evde galiba. He, evde. Abi hayret, sizi nasıl aynı anda yakaladık anlamış değilim. Abi ben çalışmıyorum. Melis'in de oyunu akşam. O yüzden denk geldik. Ne haber, nasılsın abi? Nasıl gidiyor? İyi vallahi. Sen ne yapıyorsun? İyi, koşturmacalar, işler, güçler. Babalık nasıl gidiyor asıl bu arada? Abi full time babayım bu aralar. Nasıl mesaisi? Mesailer yoğun. Güzel de oldu. Adayla vakit geçirecek bir zaman bulduk. İş çalışırken bu kadar yoğun ilgi gösteremiyorsun. Şimdi tamamen birlikte vakit geçirmenin keyfini sürüyoruz. Peki hala Uraz, baba olmak üç kelimede. Kaygılı, karşılıksız bir sevgi, büyük bir uğraş. Baba olmanın en güzel üç yanı. Karşılıksız sevgi. Senden bir şey istediğinde karşılığını verebilmenin verdiği mutluluk. Eğlence adamı olmak. Buradan baba olacaklara vereceğin tavsiye var mı? Kontrolü anneye bırakın. Sadece ayak uydurmaya çalışabiliriz. Anneye yardımcı olacağız. Onun belirlediği kurallarla. Peki hala anne demişken güzeller güzeli anne nerede? İçeride. Onun da yanına gidelim yavaş yavaş ama sence Melis nasıl bir anne Uras? Tartışmasız şahane bir anne. Çok çok ilgili, çok alakalı bir anne. Çok şanslıyım. Melis'le ne kadardır birliktesiniz? 5. yılımızı devirdik. Hello Irmak. Ve işte Melis. Melo, ne haber ya? Merci sen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Mutfakta bir şeyler var galiba. Hazırlık mı var? Şahane. Meyve. Çok da bir şey yer. Peki oyun da harika bu arada ya. Hemen girişine söyleyeyim unutmadan. Nasıl oldu da evde hep birliktesiniz? Sana da sormadan edemeyeceğim. Çünkü gündüz vakti. Oyun akşam. Uraz bu aralar genelde evde. Yüzüme vuruluyor abi. İşsizliğim yüzüme vuruluyor. Ben de denk getirdim. Şansa şanslısın bugün sen. Ada kaçta uyanıyor bu arada? Ada nerede? Ada bugün babaannesinde. Cumartesi günü olduğu için babaanne günü. Repoyuz abi. Bugün repoyuz. Anne babalıktan repoyuz bugün. Hafta bir gün babaannesine gidiyor. Güne de böyle saat 8-8.30 gibi uyanıyor. Adanın uyandığında yaptığı ilk şey ne? Konuşmak. Evet. Sen uyandığında yaptığın ilk şey ne? Konuşmak. Peki Uraz o sırada ne yapıyor? Uyuyor. Annelik senin için ne demek Melis? Gerçek bir delilik hali diyebilirim. Anne olmanın en güzel üç yanı? Koşulsuz sevmek, koşulsuz sevilmek ve büyümek ya. Evet, büyüyorsun anne olunca. Anne adaylarına vereceğin üç tavsiyeyi alalım senden. İlki sakin olmaları. Elbet o zor günler geçiyor. Karşısındaki bebeğe ya da çocuğa insan gibi davranması. Bebek ya da çocuk gibi değil. Çocuğun çok hoşuna gidiyor çünkü. Kendini büyük olduğunu düşünmek ona çok iyi geliyor. Üçüncüsü de çok da bir şey okuyup araştırmalarını tavsiye etmiyorum. Çünkü akışında oluyor her şey. Uraz'la da hazır mutfağa da girmişken eski kilolu günleriyle alakalı birkaç soru yöneltmeden edemeyeceğim. Evet. Uraz'cığım en fazla kaçı gördün abi? 140. Toplam kaç kilo verdin yani? Şu anda işte 78 kiloyum. Kaç? 62 falan olmuş. Ne zaman kilo vermeye karar verdin? Gece uykumda garip sesler çıkarıp sağlığının artık tehlike davetiye çıkardığı dönemlerde karar verdim. Hayatında yaşadığın en önemli değişiklik ne oldu kilo verdikten sonra? Kilo vermenin dışında tabii. İş hayatım da değişti. Ben sonuna geçeyim, siz gelin. Bir sürü şeyi değiştirdi diyebilirim ya. Alışkanlıklarımı da değiştirdi. Hayata dair tembel bir tiptim. Biraz daha hareketli bir adama dönüştürdü. Sağlıklı beslenme, spor yapma alışkanlığı. Bir sürü şey olumlu yönde. Bir hafifleme oldu yani, anladın mı? Ya, muhtemelen egzersiz de herhalde işin önemli bir parçasıdır diye tahmin ediyorum. Evet. Düzenli spor yapıyor musun? Haftada 3 günümü ayırıyorum diyebilirim. Profesyonel olarak spor yaptın mı hiç? Bir sürü spor branşlarını denemişimdir ama yani profesyonel olarak şunu da böyle lisanslı olarak bunu yaptım diyemem yani. Hiç istedin mi peki? Çok da istemedim açıkçası. Futbolcu olsan hangi takımda oynamak isterdin? Fenerbahçe'de oynamak isterdim. Mevkin ne olurdu? Santrafor sorununu çözmek isterdim. Kanser bir durum ya bizde o. Slimani'yi keser miydin hocam? Aynen kanka. Katır katır keserdim. Dilim dilim, lime lime keserdim. Sarı mı lacivert mi? Lacivert. Sarı Galatasaray'da da var. Kadıköy mü Şükrü Saracoğlu mu? Kadıköy. Kenan Evren mi, maraton mu? İkisi de. Alex mi, Kralex mi? Kralex. Oğuz mu, Aykut mu? Ayırmam ya, ikisini de ayırmam. Tuzak bir soru geliyor. Ersun Gelsin. Yanal mı, Aykut Kocaman mı? Biraz daha ofansif olan Ersun Yanal. Peki Fenerbahçe sevgisi nereden geliyor? Ailemizde herkes Fenerbahçeli. Bir iki fire var galiba tüm sülalemizde Galatasaraylı olan. Onun dışında herkes Fenerbahçeli. Seçenek yoktu yani. Bu semtte doğunca semtin takımı Fenerbahçe. Ailendeki herkes Fenerbahçeli. Fenerbahçe Koleji'nde okudum. Bu biraz seçenek değil yani, kader gibi bir şey Fenerbahçeli. Adayı ne zaman Fenerbahçe maçına götürmeyi düşünüyorsun ya da düşünüyor musun? Düşünüyorum da böyle biraz o kadar bağırış çağırışın içinde korkar mı falan diye de bir çekindim.
daha o safhaya gelemedim. Dedesi de çok büyük Fenerbahçeli adın. O da çok istiyor Fenerbahçe maçına götürmeyi. Söylesene Melis desene akşam saat 8.30'dan sonra daha dışarı çıkarttırmıyor falan diye. Adayı mı? Evet maalesef. Bir de öyle bir yan var. 8'de uyuduğu için ada hiçbir maça yetişemez herhalde. Madem ikinizi beraber yakaladık bence bunu bir festivale çevirmemiz lazım. Küçük bir test yapmaya var mısınız? Yes. Buyurun. Peki bakalım kim kimi ne kadar tanıyor? Uraz'ın en sevdiği yemek ne Melis? Yumurtalı her şey. Melis'in en sevdiği yemek? Hamurlu her şey. Uraz'ın en sevdiği film? Harry Potter serisi. Melis'in en sevdiği film? Romantik komedi olan herhangi bir film. Uraz'ın en sevdiği Fenerbahçeli futbolcu? Alex. Melis'in en sevdiği parfüm? Melis değiştirir ya, öyle sabit bir parfüm yok. Uraz'ın en son okuduğu kitap? 1984. Daha bitirmedim. Melis'in en son okuduğu kitap? Melis 4 kitapla falan yatıyor. Yani yakalayamazsın yani onu. Böyle başucunda hangisini okudu acaba bu akşam? Karışık yani. Peki Uraz'la tanıştığında Melis, Uraz kaç kiloydu? Bu kilo vardı. Hayır, 83 falan. Belki yani 3-5 kilo fazlaymış. Melis'le tanıştığında kıyafeti neydi? Gri bir penye eteği vardı uzun. Ay canım. Bileğime kadar. Ondan sonra üzerinde de bir tişörtü vardı. Peki hala kaç kaç oldu? Skor tutan var mı? Ben her şekilde öndeyim bence. Sen daha genel cevaplarla. Evet. Peki. Baş yani. Ver skoru. Biraz yumurtalı her şey genel bir cevap değil. Hamurlu her şey genel bir cevap. Bravo. Peki Melis sen adanın spor yapmasını istersin diye tahmin ediyorum çok, anne olarak. Çok isterim. Spor olarak değil ama hani düzenli olarak gittiği ve sonuçta sonrasında spora dönüşebilecek hani böyle düzenli falan diye yüzmeye gidiyor. Çok seviyor. Hiçbir şeyle ilgili böyle bir hayalim yok şu spor yapsın falan diye ama bence ne kadar küçük yaşta jimnastik yaparsa sanki her spora yararmış gibi bilgi var kafamda. Oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda bir oyuncu koçu da olan bir kadın olarak adanın oyuncu olmasını ister misin Melis? Kendi ne istiyorsa onu olacak tabii ki ama bana sorsan ilk tercihimi oyunculuktan yana kullanmam onun için. Ada bir gün anne ben oyuncu olacağım diye geldi tutturuyor. Ona evet. İlk söyleyeceğin şey ne olur? Okulunu oku. Konservatuvar oku derim. Oyunculuk demişken Suit gerçekten harikaydı. Nasıl gidiyor? Şahane gidiyor. 75. oyunu falan devirdik. Yapınca çıldırdı. Dediği gibi giderse Temmuz sonunda 100. oyunla 1. sezonu kapatacağız. Mis gibi gidiyor. Peki en son nerede sahne aldınız? Kozi'de oynadık. Benim geldiğim oyunda bu arada yanlış hatırlamıyorsam dizini bir yere çarpmıştım ve evet. Oyun esnasında dizin kanamıştı değil mi? Başıma gelmeyen kalmıyor. Senin o izlediğin oyundan sonra kilotu çorap giymeye başladım yani. Bütün bacaklarım artık morluk içindeydi diye. Biraz öyle geçiyor evet. Kamera oyunu mu, sahne mi? Benim için çok net sahne. Kiminle sahne almak istersin? Kocamla! Hangi yönetmenle çalışmak istersin? Çok zor bir soru ama keşke bir gün sahnede ya da işte beyaz perdede nerede olduğu hiç önemli değil. Bir gün Yılmaz Erdoğan'ın yönetiminde oyuncu olarak çalışmak çok isterim. Bugüne kadar aldığın en güzel övgü mesajı? Bir sürü insan bana iyi geliyorsun diyor benim için Instagram'dan. En sanırım hoşuma giden şey o oluyor. Birilerine uzaktan tanımadığım birilerini iyi hissedebilmek acayip mutlu ediyor beni. En kötü eleştiri? Ya en kötü eleştiri Uraz'la ilk tanıştığımda gelen şeylerdi yani. Başım neler yazdılar neler. Bütün Uraz'ın hayranlarının elinden Uraz'ı almışım gibi bir böyle çok çirkin şeyler yazdılar yani. En herhalde dokunanlar onlardı. Sosyal medyanın en güzel yanı? Tanımadığımız insanlarla uzaktan uzağa kurulan bir bağ, diyalog, yardımlaşma. Bu ağdan hoşlanıyorum. Bana çok keyifli geliyor. Peki sosyal medyanın en kötü yanı? Bazen insanların eline sanki senin hayatına fazla müdahale olma hakkı veriyor. İşte o sınır kaçınca o zaman bir anda çirkin bir dünyaya dönüşebiliyor yani. Uraz Kaygılaroğlu'nun en sevdiğin 3 özelliğini istiyorum senden. Vicdanı. Bitti ya bu kadar bence. Komik olmasını da seviyorum. Çok kalbi iyi ya yani çok iyi bir adam gerçekten benim eşim. Haz etmediğin özellikleri var mı? 3 tane. Çok bencil, çok vurdum duymaz, çok tez canlı. İşte Türk ailelerinde aradığımız samimiyet, evet Kaygılaroğlu Giller. Biz yavaştan artık izninizi alalım. İyiydik ya. Malum köprü trafiği abi. Doğru hafta abi. Sonu. Siz de izin gününüzdesiniz, ada yok. Canımsın. Yani, senin olmak keyif. Peki bir şey soracağım Urmak ya. Bu soruların neden güzel tarafları Uraz'a da sorulmuyor? Melis'in en sevdiğin huyu, en kötü huyu filan. Onları konuştuk. Öyle mi? Ben yok yani. Çok pardon. Abi işte böyle abi anlatabiliyor muyum? Çok teşekkür ederim. Kontrol hep elinde duracak abi. İyi ki geldin. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Öpüyorum çok. Sağ ol. Bye bye. Bye bye.